من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الامين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى ال رسولنا ونبينا محمد Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. Önceki hafta başladığımız bölüm kitab-ı halqi -Ki yaratılışın başlangıcı kitabı. Bir iki hadis okuduk oradan en son kaldığımız hadis 3020 nolu hadis bab başlığı olarak da mece afi kavlillahi teala Cenab-ı Hakk'ın şu sözü hakkında gelen rivayetler o huvellezî yebdâul halka yaratılışı başlatan odur yani ilk baştan yaratan thumma yu'iduhu sonra onu iade eden, tekrardan onu yaratan ve huve ehvenu aleyhi ki bu da ona daha ehvendir. Buraları konuşmuştuk. 3020 nolu hadiste kalmıştık. Ve rava İsa İmam Buhari diyor ki İsa rivayet etti. An rakabete rakabeten an Kays ibn Muslim'in o da Kays bin Muslim'den Han Tariq ibn Shihab'ın o da Tarık bin Shihab'tan qala dedi ki semi'tu Umara ben Ömer'i işittim radiyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun yaqulu diyordu ki qama <laughs> fiinan sallallahu aleyhi ve sellem makamen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün aramızda bir makamda bize hitap etti. Onlara hutbe vermiş. Ve akbarana bize orada haber verdi. An el halki yaratılışın başlangıcından haber verdi. Oradan başladı yaratılışın başlangıcından anlattı, anlattı, anlattı. Hatta dehala ahlul cenneti manazilahum. Ta ki cennet ehli menzillerine yani yerlerine girdi. Bu ahlun nari manazilahum. Ateş ehli de menzillerine girdiler. Yani başından başladı sonuna kadar cennetliklerin cennete cehennemliklerin cehenneme yerlerine girecekleri zamana kadar hepsini anlattı. Böyle Allah'ın yaratısı kabaca onlara tek bir oturumda bunların hepsini anlattığına göre ana hatlarıyla süreci başından sonuna kadar anlatmış. Hazreti Ömer diyor ki hafıza zalika men hafızahu ezberleyen ezberledi yani aklında tutabilen tuttu ve yahu, men yahu, Unutan da unuttu. Kendisi de bize bu kadarını anlattı. Yani Cenab-ı Hakk'ın gökleri yeri veya yaratılışı yaratmaya başladığından tuttu. Ta cennetliklerin cennetteki yerlerine, cehennemliklerin de cehennemdeki yerlerine kadar anlattı diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. İmam Buhari bu rivayeti içinde bedül halk geçiyor. Yani yaratılışın başlatılması, başlam yaratılışa başlangıç ifadesi geçiyor diye o kabilden veya o maksatla vermiş olabilir. Nitekim bulunduğumuz yerde de başlığımız böyle. Hocam Kur'an-ı Kerim'de de insan yaratılışından başlıyor yani en son kadar şeyler anlatılıyor. Evet. Bundaki yaratılışın başlangıcından kasıt insanın yaratılışı mı? Yoksa içinde e, bulunduğumuz varlık alemin yaratılışı Yani konuşabiliriz hangisi olabilir diye. Bana yani yaratılmış namına ne varsa hak çünkü. Gökler de mahluk yerde mahluk, insanlar da mahluk, canlılık da mahluk. Dolayısıyla yaratılışın başlangıcı deyince ben her şeyin baştan başlangıcı diye anlıyorum. Her şeyin sadece insanın değil. Çünkü onlar da mahluk. La halqu's semawati ve'l ardı min Göklerin yerin yaratılışı insanların yaratılışından daha büyüktür diyor Cenab-ı Hak. Demek ki ortam dediğiniz o gökler yer planı da bir yaratılmış. İnsan da yaratılmış. O bakımdan eğer bu mutlak kullanılıyorsa yaratılışın başlangıcı diye o zaman her şeyin yaratılmaya başlandığı ilk baştan söz ediyor olmalı. Zaten önceki rivayette hatırlarsanız Ken Allahu ve lem ma'hu şey. Allah vardı ve ondan gayrı bir şey yoktu. Sonra yaratılmaktan söze, yaratmadan söz etti. Demek ki ta ilk başta yani öncesinde hiçbir mahlukun yaratılmanın olmadığı, sadece Allah azze ve celle'nin olduğu, yerden tuttuğuna göre o zaman yaratılışın başlangıcı, her şeyin yaratılışının başlangıcı demek. Çünkü Allah zatını öyle tarif ediyor Cenab-ı Hak. Allahu la ilahe illallah. Allah O yegane ilah, kendisinden ayrı ilah olmayandır. Haliku kulli şey. Her şeyin yaratıcısıdır. Haliku kulli şey. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Dolayısıyla da yaratılışın başlangıcı, her şeyin yaratılışının başlangıcı diye anlaşılsa daha doğru olduğunu düşünüyorum Biz öyle düşünmüş babası cennette sanki son buldu insanla başladığımı ama o, o imajı verince Hayır, bütün varlıkların yani yaratılmasının başlanması ve ne neticede cennetliklerin cennete girmesiyle cehennemliklerin de cehenneme girmesine kadar orada bir son bulma yok. Yani sistemin işleyişinin Artık e, kararlı bir hale kavuşması. Çünkü süreç buna hizmet ediyor. Varlığı Cenab-ı Hak insanın iptilası için yarattım diyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ hayata Ölümü de hayatı da لِيَبْلُوَكُمْ <laughs> Sizi sınamak için yarattı. Göklerden yerde ne varsa hepsi size müsahhar kılındı. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Dolayısıyla bütün Varlık tamamıyla insanın sınandığı bir e, sürecin parçası olduğuna göre insan sınanıp da sonuçlar ortaya çıktığında iyileri cennetlere dahil olup kötüleri cehennemlere doldurulunca artık sistem kararlı bir hale sonuca kavuşmuş oluyor. Bu sonuç bu son değil bitiş tükeniş kapanış değil kar kararlı ka bitmeyen. Sonu gelmeyen bir netice diğer türlü o da bittiği zaman o zaman sıfırla başlayıp sistem sıfırla bitmiş oluyor ve o abes olur yani hani anlatırlar ya işte köyden çıkmışlar almışlar vermişler senin olsun benim olsun sonra dolaşmışlar köye girerken tekrardan her şey geri bir daha sahiplerine geri dönünce bu işten ne anladık yani. Şey değişmedi. Eğer varlık sıfırla Cenab-ı var yoktan yarattı sonra hepsini yok etti. Ve o zaman e, niye yarattın? Yani bunun anlamı neydi? Anlam kalıcı bir şeye dönüşür, bir neticeye dönüşür. Bu bakımdan o neticeden söz ediyor. Kalıcı anlamda netice. Cennetlikler cennetteler, cehennemlikler de cehennemdeler sistem sonucu anlamlı bir şekilde üretmiş. Buyurun efendim. Varlığın yaratılması ile insanın yaratılması, yaratılması arasında bir zaman farkı var mı ki acaba? Varlığın yaratılması ile insanın yaratılması arasında bir zaman farkı var mı? Yani bildiğimiz. Evet. evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in zamana yaklaşımı biliyorsunuz şey değil, lineer değil, yani doğrusal değil. Ee, zaman e, Kur'an-ı Kerim'e göre, Cenab-ı Hakk'ın anlattığına göre e, ve bugün de öğrendiğimize göre şey yaşanıyor. Yani bulunduğu koordinata, bulunduğu yere göre yaşanıyor. O bakımdan insanın yaratılışı da mekansal bir şey olduğu için... Yani bir koordinatta bir yerde olduğu için. Bunu işte ötekinden şu kadar faz farkıyla önden yahut sonradan dediğiniz şey artık anlamlı olmuyor. Yani nasıl ifade edebilirim? Hani diyorsunuz ya bir yerlerde mesela o var diye filmde buradaki her saniye dünyadaki yedi yıla tekabül ediyor. Yani zaman eşlenik ve eşgüdümlü her tarafta aynı yaşanmadığı için Gökler ve yer planının yaratılışından insanın yaratıldığı e, süre arasındaki fark böyle anlamlı bir fark değil. Anlatabiliyor muyum? Yani e, Cenab-ı Hakk'ın e, ki o zatını bu zamanın işte inne yelmene inta rabbika ke alf senetim mimma Sizin sayıp durduğunuz e, bir gün gibi sizin sahip durduğunuz bin yıl gibi Cenab-ı Hakk'ın katındaki bir gün. Dolayısıyla zaman böyle yerine göre farklı yaşandığı için göklerin ve yerin yaratılışını, işte gökler ve yer yaratılıyor, yaratılır yaratılmaz, ortam hazırlanır hazırlanmaz, insan yaratılıyor gibi o bakış açısıyla baktığınızda. Yok lineer bakarsanız böyle doğrusal işliyor her yerde böyle milimetrik bir zaman işliyor gibi bakarsanız o zaman buradan baktığınız hesaplara göre işte milyarlarca yıl ortamda insanın esamesi yok bir şey yok ee, yani boşuna bir ortam böyle bekliyormuş gibi bir vehme kapılabilirsiniz. Bir deyim var yani. Evet. Şey, evet. Evet. Bir deyim var yani. evet. İşte, evet. Varlık yaratıldı işte dinozorlar falan insanlar çok daha sonra gibi. Evet. Evet. Dolayısıyla yani aradaki süreç ne kadar e, buradan baktığınızda bir lineer hesap yapıyorsunuz çünkü. Elinizdeki ayara göre her tarafı ölçüyorsunuz. Halbuki şimdi biliyorsunuz ki elinizdeki zaman ölçütü yani elinizdeki cetvel aslında her tarafa aynı işlemiyor zaman açısından. Başka yerlerde zaman sizdeki gibi yaşanmıyor. Siz buradan bakınca milyarlarca yıl diye gördüğünüz zaman başka yerlerde yaşandığı şekilde böyle ansızın yaşanmış da olabilir. Çünkü zaman mutlak bütün evreni kaplayan doğrusal bir sistem değil. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani sündürülebiliyor, genişletilebiliyor. Allah Azze ve Celle'nin bize bunu yani biz bugün bunu yeni keşfettik. Tabi zamanın göreceliği bu asrın en büyük keşiflerinden. Hatta şeyi bile o tetikledi diyebiliriz. Yani e, gökler ve yerin e, aslında sistematik olarak birbirinden ayrılmış e, birlikteliğine dair o matematiksel model bir Rus e, bunu modelliyor. Daha şeyden önce Big Bang... Den önce e, ve şeyin Hubble'ın gönderdiği işte bu genişlemeye dair bulgulardan çok önce bunu matematiksel olarak e, tasavvur edebiliyor. Yani sistem bir balon gibi minik bir balon gibi başlamış sonra sonra şişe 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 büyümüş olabilir diye bilahare bu bulgularla da desteklenince e, bu bütün varoluşsal bakış açımızı değiştirdi yani gün için sisteme biz artık miladı var diye bakıyoruz. Ondan önce miladı olmayan yani doğumu olmayan evet sonsuzdan gelen ki o seküler düşünceyi e, güçlü şekilde besliyordu yani ona zemin oluşturuyordu. Şimdi artık miladı var doğum tarihi var yani bu onlar açısından e, korkunç ve yaralayıcı oldu çünkü. Sonsuzdan gelen işte milyarlarca, trilyonlarca yani ne kadar trilyonlarca deseniz de yetmiyor. Sonsuzdan geliyor. Yani hep var olan bir e, devasa kütleden söz ediyorsunuz. Ve bu hep var olan devasa kütle yığınlarının belli bir etkileşimini hayalinizde kuruyorsunuz. Ve bu etkileşimin zaman zaman e, bazı şeyleri denk getirmiş olabileceği, çünkü bütün ihtimalleri zorluyor ve sonsuzdan gelimli olduğu için. Dolayısıyla da böyle anlamlı sonuçlara yani yol açmış olabilir diye bir seküler düşünce yönetilmeyen karanlık ve kör bir süreçte bir denge ve sistem arayışı bu statik evren temelinde yeşertilmiş bir düşünceydi ama gün geldi ne zaman o sizin dediğiniz gibi tık 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 saat gibi işliyor her tarafta ne de varlığın başlangıcı olmayan sonsuzdan gelimli bir statik evren hiçbir kalmadı. Şimdi artık doğum tarihi var ve bu ta doğum tarihinden bu ana kadar yaşanmışlığı onun yani bir bakış açısıyla an gibi olabilir. Ve başlangıç anı da zaten işte saniyenin milyonda birinin milyonda birinin Milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinde olmuş gözüküyor. Bütün sistematik işleyişiyle tamamlanmış. Veya e, onların bilimin söylemiyle söylersek bu kadar kısa sürede rüştünü tamamlamış. Yani olgunlaşmış artık bütün bu an şu anda bile var olan gökler ve yerdeki sistemsel işleyiş kararlılığına o an kavuşmuş. Saniyenin, milyonda birinin, ya, milyonda birinin milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinde evrenin kaderi belli olmuştu diyorlar. Orada her şey gerçekleşti. Ondan sonraki döngüden ibaret. Yani yıldızlar doğuyor, kayboluyor. Bunlar hepsi ta o zamandan beri tek kendisini tekrarlayan bir akış içerisinde. Ama bu akışın doğrusal bir zaman boyutu yok öyle. Oturup bizim buradan bakıp da hesap edeceğimiz bir hesaba kavuşuyoruz ama bunun yaşanmışlığının dediğim gibi bulunduğu şeye göre farklı. Çünkü neyi etkiyor buna? İşte genel göreceliğe göre büyük kütleler etkiyor, yani zamanı sündürüyor. Bizim açımızdan işte gezegenin kütlesi, yakınında bulunduğumuz Güneş'in kütlesi. Bunlar böyle bir şey gibi yani e, çukur oluşturuyorlar uzay zamanda ve zaman ona göre yaşanıyor. E hız etkiyor yine zamanın yaşanmasına. Dikkat ederseniz bunları konuştuğunuzda zaman artık elinizde öyle e, düşündüğünüz gibi bir metrik bir şey e, olmuyor artık olmaktan çıkıyor. Buyurun efendim. Dik tutarsanız. Şöyle Böyle. Bu da uzay zamandan etkileniyor. Neyse ben geçim geliyordum. Gelmiyor maalesef. Hocam. Mehmet abi evet. iyisini kendine <laughs> al. Aslında şöyle bir bakmak lazım. Yani sistem, kainat bu kadar yaratılan her şey, bu kadar düzenli ve sistematik olmasına rağmen bir o kadar da kararsız. Yani sürekli devinim halinde, hareket halinde değişkenlik gösteriyor. İşte burada aslında çok bir intihar yok mu? Yani biz eğer iman etmemiş olsaydık bizi çok cidden, ciddi anlamda aslında e, küfre de götürebilecek bir süreç Yani bu kadar düzen ve sistem, hani kural, koordinasyon, kanun vesaire işte neyse fizikler, matematikler içinde ihtiva ederken ama bir o kadar da göreceli ve değişkenlik gösteren, işte dediğiniz gibi az önce statikten, şey ne bileyim, fiziğine geçiş ya da dinamik bir hal alması, işte evrenin sürekli hareket ediyor olması. Şimdi orada bir yaratıcı arayışına girmezsek, yani bir e, e, insandan bahsediyorum, yani bir ona bir anlam vermeye çalışmazsa aslında çok ciddi anlamda bir şey tarafa da kaydırabilir yani çok büyük deriz şey yok mu orada bir imtihan bir şey yok mu yani bir derinlik yok mu ben öyle hissediyorum yani çünkü hiçbir şey dedikleri gibi değil yani dedi dedikleri gibi değil yani her şeyde bir yok oluş var bir kayış var yani bir sabitlik bir statiklik yok dedikleri gibi yani sorunuzu anlamaya çalıştım biraz ee ben tekrar şeylerimi ifade edeyim. O evrenin kaderi belli oldu dedikleri an var ya, saniyenin işte milyonda birini, milyonda birini, milyonda birini, milyonda birini, milyonda birini, milyonda birinde. Ondan sonraki şu ana kadar işleyen şey tamamen kendini tekrardan ibaret. Yani şablon belli artık. Ve Einstein'ın benim tanrı anlayışım bu dediği bütün sistemi aynı kuralın kapladığı istisnasız her tarafta aynı kuralın işlettiği dolayısıyla öyle hani ucu açık belirsizliğe açık bir tarafı varmış gibi bir şeyler söylüyorsunuz halbuki gözlemimiz de hesabımız da مَا لَهَا مِنْ Bir yarığı yok, boşluğu yok. Düşünün yani Zaten etkileyici olan o, fizikler öyle söylüyorlar. Yani bir ifadeye bütün sistem uyumlu mesela. Değil mi? Genel kaideyle burada bu işliyor. Diğer tarafta başka bir şey henüz belirsiz hareket ediyor. Dolayısıyla hani sistemler arası uyum yok. Sanki burayı başka biri yaratmış, burayı başka biri yaratmış. Konuşmuyorlar birbirleriyle. Bir yerde bir şeyi çözüyorsunuz ama o çözdüğünüzün bir anlamı yok çünkü o Başka bir yerde hiçbir işinize yaramıyor Sistem bütünüyle Şeyde bir ne diyelim düzen içerisinde değil Böyle Olsa veya böyle olabilen bir tarafı olsa O zaman parçalı kuvvet Teorisine geçilebilir yani parçalı kuvvet yani kuvveti illaki öngöreceksiniz Çünkü tepkiyle karşı karşıyasınız bu tepkiye yol açan bir etkiyi öngörüyorsunuz. Mecburen öngörüyorsunuz. Bunun başka türlüsünü bilmedik zaten. Dolayısıyla hani miladı var ve varlık var dediğimizde doğal olarak var ediciyi hemen kabul ediyoruz. İstemli yahut istemsiz. Kabul etme ne ancak red ile olabilir. Yani bile bile red ile. Buradan sonraki yolculuğumuz sistemin bu yekpare yeknesak işleyişi o kuvvetin tekliğine bizi götürüyor. Diyoruz ki tek bir kuvvet var. Çünkü ortamda bütün ortamı sistemi tek merkezden tek bir buyruk ile yönettiği belli. Ama dediğiniz gibi parçalı olsaydı yani işte bu tarafta başka bir alan oradaki sistemi hiç bilmiyoruz zaten yani. Burada bildiklerinizin hiçbiriyle uyumlu değil oradaki akış. O zaman orası başka bir kuvvet tarafından başlatılmış ve götürülüyor. Daha biz hiç konuşturamıyoruz oradaki sistemle kendi bulunduğumuz tarafındaki işleyişi. Ama böyle bir şey yok. Yani biz uzayın bir parçası içerisinde öğrendiğimiz, burada öğrendiğimiz her şeyin her tarafta işlediğine dair çok uzak gözlemler yapıyoruz. Yani neredeyse artık Şeye kadar uzanacak yani patlamanın başladığı ilk o ışıklara kadar oradan gelen e, gözlemlere kadar aynı sistemsel işleyişe dair, dair bulgularla karşı karşıyayız. O zaman bir varlık il içerisindeyiz kendimiz de bir parçasıyız. Dolayısıyla var edicisi var. Olmalı. Çünkü varlık var. İki varlık büsbütün bir nizam içerisinde. Ee, ve bu intizam var edenin o kuvvetin tek olduğuna e, delalet ediyor. Çünkü parçalı bir işleyiş içerisinde değiliz. Bundan sonrası bir ilerleyiş. O ilerleyişi böyle kontrolsüz dengesiz gibi düşünmeyin sistemli bir ilerleyiş. Hepsi tıkır tıkır işliyor yani. O saniyenin bilmem kaç milyonda birinde ulaştığı kararına şu anda aynen devam ettiriyor yani tüm şeyler biliyoruz yani burada bir yıldızın oluşumunu gördüğümüz zaman doğumunu, büyümesini, ölümünü dönüp kendi yıldızımızda hemen düşünebiliyoruz. Ha bizimki de vaktiyle şöyle do doğmuş olmalı. Demek ki şu anda da şu yaşlarına geldi. Yani güneş sistemi güneşle ilgili. Bak görüyor musun aynı şablon her tarafta işliyor. Dolayısıyla var eden var ve o tek. Dolayısıyla kuvvet parçalı değil yeknesak bir bütün ve annel kuvvete lillahi cemiyâ. Bütünüyle var eden Allah Azze ve Celle'ye ait. Peki efendim devam edelim. Diğer türlü eğer o dediğiniz belirsizlik gibi bir şey olsa o zaman bilim de olmazdı veya bilim de lokal olurdu. Bir yerde olan bir şey diğer ve sistemsel şeyler şeyler de oluşmazdı. Nasıl örnek verelim? Mesela diyelim ki şey uçuyor, değil mi? Bir uzaya bir şey gönderiyorlar. Neydi o bir tanesi yolda patlayıverdi. Challenger. Yani ama öyle olunca bilim adamları ne dediler? Yani nerede hata yaptık dediler. Sıkıntı çünkü biliyorlar ki sistemin tepkisi kararlı. O zaman biz bir yerde yanlış yaptık. Ya bir e, gövdede bir problem oluşturduk aşındı, ısınmaya yol açtı, yangına dönüştü. Eğer sistem her defasında farklı işliyor ve saçmalıyor olsa ya olacağı da buydu zaten yani bir kere denk geldi uçtu şimdi bir daha uçmaz. Niye? Çünkü her seferinde sistem farklı tepkimi oluşturuyor. Bir kuralı yok yani halbuki biliyoruz ki bir kuralı var olmadıysa biz bir şey yanlış yaptık. Gideceğiz. Onu bulacağız. Ben şey de bekliyorum aslında evet. hocam. Yani e, sistem dediğiniz gibi yetnesak çalışıyor ama... Ve kurallı çalışıyor. Kurallı çalışıyor evet. Öyle ama şimdi e, üçüncü gözle baktığımızda böyle objektif evet. gözlem yaptığımızda evet, sanki bir şeyler sürekli sabit durmuyormuş gibi yani mesela... Sabit durmuyor. Kurallı de, değişiyor ama. Değişiyor. Kuralsız o sabit durmuyordan Kuransızlık vehmedemeyiz. Yok, hareket ediyor ama kurallı. Onu demek istedim. Evet, yani orada bir e, ciddi bir imtihan var yani. Bu kurallılık e, bizi başka hiçbir yere kaçmaya fırsat bırakmıyor. Kuransızlık olsaydı o zaman o dediğiniz imtihan oluşurdu. Yani kuralı yok arkadaş nasıl oldu belli değil. Her tarafa rastgele çalışan bir sistem. Hiçbir formülü form Ha, o zaman e, derdiniz ki Sistem e, yani e, rastlantısal ilerliyor. E, ona bir buyruk, bir hüküm, bir kural e, koyan bir e, kudretten söz edilemez. Evet. E, veya varsa da başka başka kudretler var. Burada birinin buyruğu geçiyor. Ama kural değişkenliği dahil de e, rastgele, rastge de sen yani rastgele olduğu iddia edenler var. İşte o iddia sadece yani, ama. Yani ya. kurallık olan değişikliği bile, o aslında önce şeye bile bir. E, rastgele olmuş bu şeklinde yaklaşanlar. Hiçbir var. bulgu bunu teyit etmiyor. Teyitmiyor. Elimizdeki evet. bütün e, sonuçlar sistemin kurallı aktığı, kurallı ilerlediği ve e, hele hele daha keşfetmediğimiz arka planda da daha hani pikseli büyüttükçe daha sistemsel yani mikro planda da makro planda da muazzam bir sistemsel işleyişle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ve avha fi kulli sema'in emraha. Emrini o emir ile işliyor. Yani biz varlığı var edenin emrinin eseri dolayısıyla bir bilincin, iradenin, ilmin sonucu olarak görüyoruz. Çünkü sistematik ve kurallı efendim. Diğeri, diğer yaklaşım özellikle statikten beslenerek geliyordu. Şimdi büyük bir sorunu var elinde başlangıç. Başlangıcı hiçbir yere koyamıyor. Konuşmak da istemiyor. Ne canlının başlangıcına dair canlılığın başlangıcına dair ne varlığın başlangıcına dair. Çünkü o hiç olmadık bir şey. Siz türeterek bir hayal kurabiliyorsunuz değiştirerek dönüştürerek özellikle tedricen ve minik minik hani böyle yedirerek yani önce şöyle olmuş olabilir Biraz da burası denk gelmiş olabilir. Karşı karşıya olduğunuz bu denli karmaşık ama birbiriyle bütünleşik sistemi ya işte bütün mecraları zorlamış ve dolayısıyla da dengeye kavuşmuş diye hem şey olarak varlık nizamı hem canlılık olarak ama başlangıç korkunç bir boşluk. Çünkü bir de hele hele elinizdeki başlangıcın sistematik olduğunda ancak başlayabileceğini yani hani uçak böyle ufak ufak uçmaz yani. Ya bütün dengeyi oluşturmuştur ve uçar ya da hiç uçamaz. Hücre de öyle. Protein ve enerji arasındaki ilişki kapalı bir ilişki. Yani protein olması için enerjiye ihtiyacınız var enerjiye ulaşmanız için proteine ihtiyacınız var. Ve bu protein enerji ilişkisinin çalışabilmesinin bağlı olduğu bütün bileşenler ya ilk anda var edilmiş ve sonuç vermiştir. Öyle bir kıyısından puzzle gibi yavaş yavaş olabilecek bir şey değil. Hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla bu başlangıca dair hususu en iyisi karartmak diyorlar. O yüzden söz gelimi evrimi konuşacaksanız ilk söyleyeceği başlangıcı konuşmayalım. Ya başlangıcı konuşmayalım o zaman buyurun çay içelim yani. Devamını konuşmak sadece bir senaryo oluşturabilmek için yani işte çocuk annesinin terini emdi emdi sonra annesinde diyelim şeyler oluştu süt verecek azaları gelişti. Böyle rüyalar hayaller ve basit şeyler arada zaman ama bu zaman içerisinde bir emir olmuyor deyip muhatabını eğer müsaitse buna kanmaya yapabilirsiniz. Ama başlangıcı konuşmak o eşiği atlamak kolay gelmiyor. Ne sistemsel olarak varlığın var edilmesinin bu kadar devasa muazzam kütlelerin hiç yoktan oluşmasının veya bu kadar karmaşık canlılık sisteminin ki o zamanlar hücre çok basit ve boş bir şey gibi görünüyordu. Yani Darwin zamanında karanlık delik gibi görüyorlardı, boş. Dolayısıyla da böyle bir şey kendi etrafına kapandı, mücre oluyor. Adam onu dedi ki bunlardan oluşuyor, sonra puzzle gibi şu alıyor. Halbuki onun kendisi tek bir hücre bile bugün karmaşık bir canlının sistemi kadar karmaşık bir sisteme ve iç işleyişe, organellere, ortama ve arka planda bu ortamın kayıtlı tutulduğu ...plana değil mi? Yazılıma... ...sahip. Ve bunu nasıl öngöreceksiniz? Ve hepsi birlikte başladığında oluşabiliyor. Bu bakımdan... ...başlangıcı konuşmaktan kaçınan... ...ve... ...bugün için evrenin miladı olmasına rağmen... ...hala miladı yokmuş gibi... ...ağzına doladığı milyarlarca yıl ifadesi üzerinden... ...sonsuz ve statik bir evren... ...hayali, en azından vehmi... ...oluşturmaya çalışan bir seküler algıyla karşı karşıyayız. Peki efendim. Hocam bir de rast noktayı düşündüğümüzde mevcut olan her bir varlığın oluşabilmesi için ihtimaller bile devreye ki o zaman matematiksel yani rakamlar yetmez bu ayıdan edilir. Tabii yani, yani. Her bir varlığın her olması gerektiği gibi olması için bir ihtimal lazım. Bütün, Ama, bütün, e, bütün... Bütün şeyleri de zorlayacak yani. Düşün mesela. Her seferinde aynı olması gerektiği noktaya gelebilmesi için Oluşturacağı çöplüğü düşünün çünkü bu bütün mecraları hem varlık nizamında hem e, canlılık nizamında eğer zorlayarak oluşsa ne gökler yer bunun oluşturacağı arızalı ara ürünlere e, sığmazdı yani zaten darim bunu söylüyor diyor ki sayısız e, hurda ara şeyler olmalı sayısız öyle. Bir tane, iki tane, üç tane değil. Çünkü sistem tedrici, kırın 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 bütün yönlere doğru şey üretiyor. Bunlardan üstün olanlar kalıyor seleksiyon dedi Diğerleri sürdüremiyor kendini ama yok olmuyor, buhar olmuyor. Aşağıda olmalı. Hayatı boyunca bunu göremedi. Öyle gitti. Yani buralarda yoksa bile ilerlerde vardır dedi. Avrupa'da yoksa Amerika'da bulunamadıysa belki bütün dünyayı zorlamadık derinlerde vardır dedi. Gitti üzerinden 150 yıl geçti. Sayısız bir fosil yığını türler arası aşağıda hiçbir yerde çıkmadı. Tam tersi ansızın hiç sabıkası olmayan birdenbire tıpkı evrenin patlaması gibi kambriyan çağda ansızın ortaya çıkan nesillerle türlerle bugünkü modern haliyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla varlık var edenin ol deyince oldurduğu bir nizam olarak gözüküyor. İster sevin, ister kabul edin, ister reddedin, ister başka rüya görün ama varlık nizamıyla var eden kudretin vahiyde bize anlattığı şey örtüşüyor. Peki efendim devam edelim. 3021 Nolu hadisteyiz. Haddeseni <laughs> Abdullah İbni Abi Şeybetah. Bize Abdullah bin Ebi Şeybe anlattı. Diyor İmam Buhari. An Ebi Ahmet'e o da Ebu Ahmet'ten. An Sufyan'a o da Süfyan'dan. An Ebi Zinadi o da Ebu Zinad'dan. An il Araci o da El Araç'tan. An Ebi Hurayrat'a o da Ebu Hurayrat'tan. Radıyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun. Hala dedi ki قال النبي صلى الله عليه وسلم Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Urahu قال الله تعالى sanıyorum o da dedi ki Allah azze ve celle dedi ki diye ifade ediyor ravi çünkü gelen hadisin lafzı kutsi bir lafız Cenab-ı Hak buyurmuş ki yeştumuni yeştimuni İbnu Adem'e Adem oğlu bana şetme diyor. Yani saygısız ifadeler kullanıyor. Hakaretvari konuşuyor. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَشْتِمَن۪ي Onun bana şetmetmesi, yani kötü konuşması olacak bir şey değildir. Yani hakkı değil, haddi değil. وَيُكَذِّبُن۪ي Bir bile beni yalanlıyor. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ona da beni yalanlamak düşmez. Haddi değil, hakkı değil. Peki annâ şetmuhu Nasıl şetme diyor Adem oğlu? Takavluhu şöyle demesi innelî velâdân. Benim bir oğlum varmış. Yani Allah azze ve celle'ye oğul izafe etmek Cenab-ı Hakk'a böyle nur topu gibi bir evlat eee lütfedip ona bir iyilik yapmak gibi bir şey değil. Bu Cenab-ı Hakk'a hakaret. Çünkü Allah Azze ve Celle ehad olandır. Ve bu anlamda eşsiz ve benzersizdir. Yani sayı sisteminde nasıl bir tek ise varlık sisteminde de el-evvel dediğimiz yani Allah Azze ve Celle'nin öncesi olmayan yegane varlığı bütün zatı dışındaki her şeyi yaratmışlığı bu kadar özgündür. Hani o kendisine münhasır bir eşiylese kemil şey, benzeri olmayan. Her şeyin onun varlığına dayandığı itimat ettiği varlığın sebebi onu dolayısıyla onun bir benzeri olamaz yani. Oğlu olamaz, kadını olamaz. Ee, o zaman o da bir ligin üyesi olur. Tek olmaz. Hatta tek diye bir şey kalmaz. Allah da tek değilse o zaman tek olan hiçbir şey yok demektir. Ve çiften başlıyor demektir. Sayı sisteminde de tek böyle hayali bir şey olur yani. Onun bir karşılığı yok. Onun bir gerçek varlığı yok. Her şey mürekkep, her şey türetilmiş, üretilmiş, yaratılmış gibi. Halbuki Allah azze ve celle yaratan. O yaratılmış. Başkasının bir sonucu. Lemmiyeli dualem yulad. Doğurulmuş ya da doğmuş vesaire değil. O ahad, o tek. Bütün öncesinde öncesi olmayan tek yani. Muhtes değil, sonradan oluşmuş var olmuş değil. Zaten var olan. Dolayısıyla da bütün varlık, varlığın açıklaması o. Çünkü eğer böyle bir durağı yani geçmişe götürdüğümüzde bütün varlığı, kendimizi, her şeyi eğer başlatan diye, var eden diye bir ilke dayandıramıyorsak o zaman onu da sonsuza götürüyoruz demek. Eğer bir şeyin sonsuza götürürseniz o şey hiç olmaması gerekir. Değil mi? Gidiyor, 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 hala gidiyor. Onda, onu da, onu yanında yaratan, onu da yaratan, onu da yaratan. Gidin böyle onu da yaratan, onu da yaratan, onu da yaratan. Eğer en başta bir yaratan ön görmeyecekseniz o zaman böyle gidecek demektir. O zaman buraya da hiç gelmemeliydi çünkü başı yok. Başı yoksa buraya da gelemez. Bir yaratan, bir var eden olmazsa olmaz şöyle örnek verirler. Yani o bana emretmeden ben yapmam diyor karşınızdaki. Diyelim. Onun da arkasında bir amiri var, onun da arkasında bir amiri var, onun da arkasında bir amiri var, onun da arkasında bir amiri var. Hepsi diyor ki benim arkamdaki amirim, yani benim üstümdeki amirim bana emretmezse ben de bir sonrakini emretmem, o da bir sonrakini emretmez, o da bir sonrakini emretmez, o da en sondakini emretmez. Dolayısıyla o iş yapılmaz. Ama siz sabah geldiniz ki iş yapılmış her neyse. O zaman ne anlıyorsunuz? Arka, en arkadaki emri veren emri vermiş ki bu akış gerçekleşmiş ve bu olay gerçekleşmiş. Yoksa öyle sona kadar başı olmayan bir gidiş olursa geriye doğru varlık olmaz. İlk yoksa, var eden yoksa varlık da olmamalıydı ama varlık var. Varlıkla iç içeyiz. Demek ki var eden Cenab-ı Hakk'ın zatıyla ilgili huvel evvelu dediği o ilk öncesi olmayan yegane ve her vakit var olan kudret yani bir ahadun ahad kul huvallahu ahad de ki o Allah ahad tektir o bütün varlık sistemini varlığımızı yaratan kudret ey her şeyi yaratmış olan diye ona seslenirken bu akıl dolu akleden yanımızla onun var olması gerektiğini bildiğimiz için ona sesleniyoruz. Gökleri yaratan, insanı yaratan, yeri yaratan, canlılığı yaratan. Yani sistematik olmasından da vazgeçin. Varlığın kendisi bir var edene muhtaç. Yani hiç olmayan bir şeyin olmasını söz etmiyorsunuz. Em khaliqu min gayri şeyin. Hiçbir şeyden bir şey olması diye bir şey öngörmüyoruz, göremiyoruz. Çünkü bu saçmalık. Bir şeyin oluşması sonra sisteme kavuşması, belli bir ilişki içerisinde ilerlemesi, muazzam bir birbiriyle konuşan sistemler barındırması. Bunlar olmasından sonra hani derler ya çamurdan şekiller yapıyorlarmış işte bak biz de yaratıyoruz diye. Fıkra bu. Allah onlara ya önce kendi çamurunuzu yaratın demiş. Yani önce elinizde ham madde olacak. Dolayısıyla varlığı var eden Allah Azze ve Celle'nin bugünkü ilmin söylediği işte hiç yani sıfır kütle sıfır hacimden ansızın ortaya çıkan bir patlamayla. Şimdilik model bu ama biz biliyoruz ki Cenab-ı Hak dedi ki gökler ve yer bitişik idi ve Allah Azze ve Celle bunları ayırarak gökler ve yer sistemi olarak oluşturdu. <laughs> Dolayısıyla Allah'ın yanına ikinci bir ilah diye koyduğunuzda Cenab-ı Hakk'a hakaret oluyor bu. Artık onu sınırlıyorsunuz çünkü. Oğla da belli yetkileri devredeceksiniz. Oğul da ilah çünkü. Onun oğlu ve belli şeyleri aralarında düzenleyeceksiniz. Yani artık oğul da ilah olduğuna göre oğul yenilmemesi gerekiyor, ezilmemesi gerekiyor. Çünkü ilah o. Kullar ancak sınırlı, kısıtlı ve yetersizdirler. Bilgileri azdır sınırlıdır. Güçleri azdır, sınırlıdır. Ama ilah tanımına nasıl geçtik? Bilgisi sınırsızdır, her şeyi bilir. Gücü sınırsızdır, her şeye gücü yeter. Ve huve bi kulli şeyin alim ve huve ala kulli şeyin kadir. E şimdi bir tane oğul yaptığınız zaman o da her şeye gücü yetecek. Babanın da her şeye gücü yetiyor, oğlun da her şeye gücü yetiyor. Bunlardan hangisinin birbirine gücü yetiyor? karşı karşıya getirdiğimizde yok birbirlerini yenemezler o istisna ile deseniz artık her ikisi de her şeye gücü yeten tanımından çıktı demektir. Sınırlı varlıklara dönüştüler demektir. Bu Allah Azze ve Celle'yi kullar düzeyine indirmekle Cenab-ı Hakk'ı artık kısıtlı, sınırlı bir hale getirmek demek onun her şeye gücü yeten yani tek tanımından çıkarmış oluyorsunuz. Dolayısıyla Allah'a yapılabilecek en büyük hakaret bu. Ona oğul isnat etme. Bir iyilik değil. Hani yalnızdın yanına bir velet verdik diye yahut eş verdik. Ne çocuk edinesi ne eş edinesi Cenab-ı Hak diyor ki haşa mâ kana lehu min veledin ve ma kana mâ min Ne çocuğu ne yanı sıra ilahlar ne de bir sahibesi söz konusudur. Yani yoldaşı, arkadaşı, eşi gibi. Sübhane. O bunlardan aşkın, yüce, bunlardan uzak. Bu biz gibi insanların veya yaratılmış varlıkların eşler halinde yaratıldığı, ünsiyete mühtaç kılındığı, gücü, sınırı, bilgisi yetersiz olduğu, birbirleriyle hayatı iş, bölüş, iş bölümü içerisinde birbirlerine sırt sırta destek vererek yaşadıkları paylaştıkları bir süreç mahlukatın hepsinin ortaklaşa benzer hali yani güneşle ay gündüz gece bunlar hepsi birbirleriyle işleyen birbirlerine muhtaç sistemler bunlar aralarında belli bir sınır var denge var oluşturulmuş ama Cenab-ı Hak böylesi bir iç içe sistemlerin dengesinin katkısının bir parçası değil o her şeyin yaratıcısı galiko yani kulli şey. Her şey onun ilmine ve iradesine dayanıyor. Dolayısıyla bunu şetm olarak bir fark ettiğinizde o zaman uluhiyeti Cenab-ı Hak'tan gayrı herhangi bir nesneye varlığa atfettiğinizde o şirk dediğimiz kabahatin çirkinliğini de fark edersiniz. Cenab-ı Hakk'ı artık güzel olmaktan, eşsiz ve benzersiz olmaktan düşürüyorsunuz iskat ediyorsunuz. Artık yanında güzel güzel böyle hani kral oturuyor yanında bir biraz daha düşük olsa da veliaht da oturuyor. Biraz daha düşük olsa da belki yanında eşi oturuyor falan. Bu onlarla bunu paylaşıyor. O da onların cinsinden. Yani tanrı onlar da tanrı kral onlar da kral. Halbuki Allah Azze ve Celle hükmünü sadece tek başına elinde tutan ve hiçbir kimseyle kimsecikle paylaşmayan yegane otorite. Ve la yüşriku fi hukmihi ahada. Gökler, yer her tarafta onun sözü geçiyor. Ve asla ve asla hiçbir yarattığı varlık ne kadar farklı, iri, küçük, büyük, melek, insan, cin olursa olsun Cenab-ı Hakk'ın o mutlak otoritesinden surda bir gedik açamıyor. Açması söz konusu dahi değil. Hepsi onun katında kul seviyesini mahpus bir şekilde kalmak zorunda. Ve immin şeyin illa ahdir rahmani abda. Hiçbir şey yok ki Rahman'a Rahman'a karşı kul olmaktan gayrı bir niteliği olsun. Başka bir şey olsun yani. Hepsi kuldur. Ruh da kuldur. Melekler de kuldur. Peygamberler de kuldur. Semavat da kuldur, yer de kuldur, her şey Allah'ın yarattığı, öncesi olmayan, sonradan var ettiği, onun kullarından ibarettir. Ve hiçbiri ona kulluktan yüksünmez bunu işte Cenab-ı Hakk'a karşı yapmaktan hani kendisine bir aşağılık, bir küçüklük saymaz. لَنْ يَسْتَنْكِ فَالْمَس۪يحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا مِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُ ne Mesih çünkü insanlar onu ululadılar. Allah'a oğul saydılar. Cenab-ı Hak da ondan ifadesini verdi. Len ki kifel Mesihu ne Mesih ne de mukarrabin melekler. Hani aklınıza gelmesin. Böyle mukarrabin melekler yani Cenab-ı Hakk'a yakın olan melekler. Bunlar Allah'ın artık böyle hatırını zorlaya zorlaya yakınında biraz biz gibi kulların çaresizliğinden yükselmiş Cenab-ı Hakk'a artık telkinde bulunabiliyor. Ondan sonra nazını geçirebiliyor. Yer yer Cenab-ı Hakk'ın hükmünü onlar kullanabiliyor. Hani böyle patronun yanında CEO'su böyle zamanla iyice artık işlere hakim olur. Bakmışsın yavaş yavaş bazı şeyleri sormadan yapıyor. Bu kadar adam büyüdü ki sorsam patrona yani diyor şimdi işlere o hakim. Ben o kadar müşterileri iyi tanımıyorum. Etrafı civarı dolayısıyla da Atsam atılmaz, satsam satılmaz, çıkaramam. E, evet çalışanım hala ama yani sanki ortağım gibi artık sistemde yani adam söz geçiriyor. Cenab-ı Hak ne de mukarrabil melekler. Allah söz konusu değil. Allah'a kulluktan öteye bir adım gidemezler. لَنْ يَسْتَنْكِ فَالْمَس۪يعُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ne de mukarrabil melekler. Kulluk hududunu Cenab-ı Hakk'a karşı aşmaları, geçmeleri söz konusu dahi değildir. Bu kadar yegane, tek ve ehad. O yüzden Kur'an'ın özü de, ruhu da İhlas Suresi. Kul huvallahu eh. Allah'u samad. Yıllarca teslisin içerisinde boğulmuş insanların İslam'da soluk almaları, nefes almaları, ciğerlerini böyle derin derin doldurup rahatlamaları bu yüzden. Gidin dinleyin mesela o Yusuf Estes'in hayat hikayesini. Yani teslisin içerisinde boğuluyorlar. Nasıl olur Allah, Ruhul Kudüs, efendim Mesih, Baba, Oğul, Ruhul Kudüs bu üçlemden tekleme geçebilmek, onu oradan yedirebilmek, soru aradaki ilişkilerini tanzim edip düşünebilmek. Çare bulamayınca da gidin bakın teslis sitesinin girişinde diyor ki bir sırdır diyor. Sır. Onsuz olmaz. Yani teslissiz olmaz. Efendim ama onu da düşünmeye kalkarsan ee, şey yaparsın, batarsın, çökersin. Öyle bir sırdır. Dolayısıyla iman gerektirir, gerektirir. Öyle alacaksın, kabul edeceksin. Bu kurtuluşun yolu budur, teslistir. Ama akledeyim, oturayım, böyle düşüneyim vesaire yaparsan oho yani batarsın, gidersin. Zaten öyle görünür bir şey olsaydı herkes iman ederdi. Dolayısıyla görünmez bir şey, bilinmez bir şey, belirsiz olmalı ki imanla insanlar hani ispatı vücut yapsınlar. Yoksa böyle açık, aşikar olduktan sonra herkes iman eder kardeşim safsatalarını onlar orada konuşuyorlar. Bu batıl din şablonu. Batıl dinde bunlar geçer akçelerdir. Hak dine batıl din muamelesi yapmayın. Hak din haktır ve akletmeye açıktır. Burada akletmeyenler yerilir ve cehennem de akletmeyenlerin yeridir. Cehennem önlerine açıldığında اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Yoksa siz akletmiyor muydunuz? Tabii cehennem. İşte size cehennem denir. Hak dinde işler böyledir. Allah Azze ve Celle kullarına yaş tahtaya ayak basıp akledemedikleri, kestiremedikleri düşündükçe yanlışladıkları bir hususu göz göre göre kabul etmelerini beklemez. Dolayısıyla kul huvallahu ahad. Daha başa döndüğümüzde varlığın var edeni olarak ye yani tek bir kudreti akledebiliyoruz. Ve ondan gayrı bir ilah var sayımlarını dahi tefekkürümüzün içerisine alabiliyoruz. Cenab-ı Hak bizi bundan men etmedi. Bunların batıl sonuçlara yol açtığını da görebiliyoruz. Bu tür düşünce ve tefekkür akletme potansiyelini dahi Cenab-ı Hak Kur'an'da bize örnekledi. Zatı bizatihi kendisi benden gayrı ilah olsaydı diye başlattı düşüncemizi, konuştu, sonucu gösterdi, akletmemizi bize öğretti. Tek tek muhal olanı varsaydı nasıl bir yere çıkmadığını gösterdi. Kur'an'da bunları ayet ayet görüyoruz. Nasıl onu ağzına alırsın, nasıl bunu telaffuz edersin diyebilir miyiz? Cenab-ı Hak ifade ediyor. Kul lev kâne ma'hu De ki Allah'tan gayrı. Onun yanı sıra ilahlar olsaydı. Bu giriş neyin girişi? Akletmenin girişi. Tefekkürün girişi. Nasıl siz böyle bir şeyi ağzınıza alırsınız? Nasıl bunu düşünürsünüz? Bir cümlede böyle bir şey nasıl geçer? Bunları akletmenizden, zaten akletmeyi de sizden yasaklıyor. Burası iman yolu diyorum diyen bir batıl din şablonu üzere değiliz. Onlar orada. O yüzden bir sırdır diyor. Anlaşılmaz, fark edilmez, bilinmez ama bunsuz da olmaz. Buradan ancak kurtulabilirsiniz. Onlar orada akıl defterini kapatıyorlar ve feit dedikleri bir inanç ve içlerinde bulundukları direnci de o batıl inanca karşı samimiyetlerinin bir testi gibi görüyorlar. Elbette o içimizde o şeytani akletme dürtüsü olacak ki ya böyle saçmalık olur mu diyecek tesli ise biz de onu bastıra bastıra Cenab-ı Hakk'a imanımızı göstereceğiz. Bu batılın yolculuğu ve böylesi düşünce ve anlayışlar şeytanın oradan oraya oradan oraya savurduğu batıl anlayışlar. Hak böyle bir şey değil. Hak yüce kudreti azametiyle, büyüklüğüyle, hak konuşmasıyla, en doğruyu öğretmesiyle, öğrendikçe, düşündükçe, her defasında hakka çıkmasıyla, kulun teslimiyetiyle sonuçlanan ve kalplerin böyle sıkıntılı kaldığı değil, mutmain olduğu bir yolculuktur. Bitireyim bu hadisi, vaktimiz tamamlanmış. وَيُكَذِّبُن۪ي Şetmi böyle, yani oğul itaaf etmesi, Allah'a hakaret bu uluhiyeti yani Cenab-ı Hakk'ın oya yani tek ilahlığını başkalarıyla paylaştırmaya kalkıyor. Artık ilahlar olacak. Orada bir lig üyesi. Cenab-ı Hak onların en büyüğü olsa ne olur? Müşrikler öyle görüyorlardı. Arşın Rabbi, Yüce Arşın Rabbi. Ama yanı sıra başka ilahçıklar öngörüyorlardı. Neticede onlar da ilah ve belli bir yüzdeyle bu uluhiyeti paylaşıyorlar. Ve yukeddebuni bir de beni yalanlıyor. Ve mâ yenbeğî Ona düşmez bu. Yem tekzibine tekzibi ne? Ve emmâ tekzibuhu. Yalanlaması da şu fe Şöyle demesidir. Leyse yu'iduni. Kemâ bede'eni. Beni başlattığı gibi, yani bana varlık kazandırıp beni yarattığı gibi beni tekrar yaratamaz demesi kulun Cenab-ı Hakk'ı yalanlamasıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle وَعَدَنَا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَعْلِينَ Bu bizim üzerimize bir vaattir. Biz bunu kesinlikle yapacağız. Sorarlarsa ki tekrardan yaratılma var mı? قُلْ اِي Rabbi اِنَّهُ لَحَقٌ De ki اِي Rabbi elbette kesin kez Rabbim adına haktır. Neden? Çünkü ilk inşamızı biliyoruz. Yani kanıtı önden sunulmuş. Ve le kad alimtumun neş'etel İlk baştan yaratılmışız. Zaten yoktuk, biliyoruz. Bunun kadar emin olduğumuz bir şey yok. Zaten yoktuk. Etrafımızdakiler de bunu bize söylüyor. Sen yoktun diyorlar. Bazen çocuklar konuşuluyor. Diyelim eskilerde onlar doğmadan önceki hususlar. Soracak olurlarsa basit bir cevap. Sen o zamanlar yoktun. Bunu biliyoruz. Bizi var etmiş, yaratmış. Biz yeniden yaratacağına dair buyruğunu, vaadini reddediyoruz. Elimizde yarattığına dair iyi bir sebep olmasına rağmen, yani bunu ispat etmiş olmasına rağmen, hangi sebeple tekrar yaratacağını inkar ediyoruz peki? Hiçbir sebeple. Orada hiçbir sebep yok elimizde. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته